ifade ettik. Bu nedir? Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit teşkil eden terör unsurları ortadan kaldırılmadığı müddetçe, özellikle İsveç bağlamında, bu Finlandiya ya da başka bir ülkede olabilir, üyelik sürecinin ilerlemeyeceğini biz açık net bir şekilde ifade ettik. Tabii bu süre zarfında hem Finlandiya hem İsveç mevkidaşlarımızla, hem NATO Genel Sekreterliği ile ve diğer NATO üyesi ülkelerle yaptığımız görüşmelerde de hep şunu söyledik. Bakın, adım atılırsa biz bunları karşılıksız bırakmayız. Türkiye'ye dönük FETÖ, PKK ve benzeri yapılanmalar buralarda temizlendiği zaman, buralar artık bu örgütler için birer güvenli liman olmaktan çıktığı zaman, Türkiye'de bunları karşılıksız bırakmaz. Zira biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz. NATO ittifakının da önemli bir üyesi olarak, bir müttefiki olarak bu süreci olumlu değerlendirdiğimiz ama atılması gereken adımlar olduğunu ifade ettik. Şimdi bildiğiniz gibi geçen sene İsveç bir anayasa değişikliği yaptı ve terörle mücadele yasasını bu anayasa değişikliği çerçevesinde yeniden yazıyor. Bunun için biraz zamana ihtiyacı olduklarını, özellikle de yeni terörle mücadele yasasını tamamlamak için Haziran'a kadar bir süreye ihtiyaç duyduklarını kendileri zaten ifade ettiler. Biz de bunu bütün müttefiklerimize ve herkese açık bir şekilde ifade ettik ve dedi ki burada herhangi bir gecikme söz konusu değil. Bu bizden kaynaklanan bir durum değil. Zira diğer ülkeler NATO, Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi öncesinde bu ülkelerin de üye olmasını istiyorlar. Bu yönde işte görüş beyan ediyorlar. Biz de onlara dedik ki burada Türkiye'den kaynaklanan herhangi bir blokaj, herhangi bir tıkama, herhangi bir gecikme söz konusu değil. İsveç tarafı bu terörle mücadele yasasını yazıp bunu uygulamaya geçirdikten sonra Türkiye'nin bu konudaki taleplerini daha rahat yasal bir güvence ve çerçeve içerisinde yerine getirebileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu süreyi isteyen İsveç tarafı bu tamamlandığında biz de o zaman duruma tekrar bakar, buna göre bir değerlendirme yaparız diye ifade ettik. Şimdi bu süre zarfında Finlandiya özelinde İsveç'tekine benzer hadiseler yaşanmadı. Oradaki İsveç'teki PKK-FETÖ yapılanması Finlandiya'da daha sorunsuz olarak değerlendirildiği için bizim tarafımızdan da biz aslında bunu bir müddettir kendi içimizde konuşuyor idik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yönde hem Finlandiya tarafına hem NATO müttefiki ülkelere hem de aslında İsveç'e bir mesaj vermiş oldu. Bu konuda olumlu adım atarsanız Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz diye. Şimdi bu çağrı tabii ki hem İsveç hem Finlandiya tarafında değerlendiriliyor. İsveç ve Finlandiya bildiğiniz gibi bu sürece birlikte başladılar ve birlikte devam etme yönünde bir irade ortaya koydular. Biz buna saygı duyuyoruz. Ben de mevkidaşlarımla son birkaç gündür bu konuları görüşüyorum kendileriyle. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparlar, nasıl bir teklifle gelirler, yeni bir süreç mi başlatırlar onu göreceğiz. Bu onların takdirinde olan bir konu ama bizim açımızdan biz ortaya konan üçlü mutabakat ve mekanizma çerçevesinde ortaya konan ilkeler çerçevesinde adımlar atılır. Türkiye'nin bu konudaki güvenlik kaygıları giderilirse biz de olumlu adım atacağımızı ifade ettik. Ama bunların tersi yönünde gelişmeler olursa ki İsveç'te son 2-3 haftada, bir ayda yaşanan hadiseler maalesef bu yönde oldu. Yani kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Cumhurbaşkanımızı hedef alan menfur gösterilerin yapılması ve bunlara müsaade edilmesi hangi yasal çerçeve yahut işte özgürlük vesaire tanımı adı altında olursa olsun bizim için kabul edilemezdir. Dolayısıyla biz de burada tavrımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Bu görüşmeleri de ileri bir tarihe erteledik. Dolayısıyla eğer olumlu adımlar atılırsa, sürecin işleyeceği adım atılmazsa, hele bu tür gösteriler, bu tür olaylar yaşanırsa da sürecin ilerlemeyeceğine dair pozisyonumuzu aynen muhafaza ediyoruz. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlendirme yapar mı? Ayrı bir şekilde bir yeni süreç başlatırlar mı? Bu onların takdirinde olan bir konu. Kendileriyle görüşüyoruz, istişare halindeyiz. Belki önümüzdeki günlerde, haftalarda bu konuda bir netlik oluşur. Onlar da bir değerlendirme yaparlar. Nitekim benim bugün yarın da mevkidaşlarımla telefon görüşmelerim olacak. Dışişleri Bakanımız mevkidaşlarıyla görüşüyor. O görüşmeler ve istişareler neticesinde biz de buna göre durumu tekrar bir değerlendirip bir karar vereceğiz. Efendim, özellikle İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir kriz durumunda F-16 alımında bunu bir masaya bir unsur olarak ekleyeceği iddiaları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? F-16 programı ile ilgili Kongre'nin böyle bir ön şart getireceğine dair şeyleri biz de duyuyoruz. Bu tür rivayetler yahut değerlendirmeler yapılıyor. Yönetimin böyle bir talebinin yahut arzusunun olmadığı bize iletildi. Bizim değerlendirmemiz bu yönde.
Eğer kongrede mesela Menendez gibi bazı senatörler bunu bir ön şart olarak getirirlerse ama eş zamanlı olarak da Yunanistan'ın F-35 talebine olumlu cevap verirlerse çok açık bir şekilde NATO ittifakı içerisinde tarafsızlık pozisyonlarını yitirmiş olurlar. Bunu bir ön şart haline getirirlerse bu Türkiye açısından asla kabul edilemez bir durumdur. Bizim bunu esas alarak herhangi bir adım atmamız söz konusu olmaz. Bunu da açıkça ifade ediyoruz burada. Yani F-16 programını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağlı hale getirirlerse yani onu hiç gündemlerine almamaları daha iyi olur. Bizim o yönde bir geri adım atmamız söz konusudur. Bunlar birbirinden ayrı süreçlerdir. Bağımsız süreçlerdir. Biz F-16 programını hem kendi hava kuvvetlerimiz için hem NATO ittifakı içerisinde hava gücümüzü kuvvetlendirmek için bir değerli alternatif olarak görüyoruz. Ama Amerikan yönetimi yahut kongresi yani bu konuda kendince bir takım ön şartlar ileri sürer. Şöyle yapmazsanız bu olmaz vesaire gibi bir yaklaşım içerisine girerse biz kendi yolumuza da devam ederiz. Yani burada böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak halimiz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi modernizasyonu için, kendi imkanlarını geliştirmek için başka alternatifler bakmaya devam eder. Bugüne kadar yaptığımız gibi kendi milli imkanlarımızla yeni teknolojileri ve kabiliyetleri geliştirmeye devam ederiz. Bildiğiniz gibi SİHA teknolojisi alanında son yıllarda muazzam aşamalar kat edildi. Bildiğiniz gibi TB2 Akıncı derken artık Kızıl Elma yakında uçuşlara başladı ve yakında inşallah envantere de girecek. Bu imkan ve kabiliyetlerle Türkiye artık çok ileri noktalara geldi. Ve bazılarının iddia ettiği gibi işte her konuda dışarıya bağımlı işte F-16 gelmezse Türk Silahlı Kuvvetleri yahut Türk Hava Kuvvetleri aciz kalır işte terörle mücadele edemez kendini koruyamaz gibi bir şey söz konusu bile değil. Hamdolsun biz milli güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi sağlamak, terörle mücadele ve hava güvenliğimizi sağlama noktasında kendi imkan ve kabiliyetlerimizi de her gün geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yönde de her türlü imkan ve kabiliyeti harekete geçirmeye devam edeceğiz. F-16 programı sona erer diyebilir miyiz efendim böyle bir ön şart olursa? Nasıl bir şart getireceklerine bağlı. Biz sona ermesini arzu etmeyiz. Bu programın devam etmesini isteriz. Biden yönetiminin de niyetinin ve arzusunun bu yönde olduğunu biliyoruz. Ama kongre engelini aşamazlarsa veya bir şekilde bu mevzu kongrede takılırsa o zaman duruma bakar, yeni bir değerlendirme yaparız. Efendim Suriye'de de görüşmeler devam ediyor. Yeni bir toplantı gündemde. Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir açıklaması var. İran'da katılabileceği yönünde. Yeni toplantının yeri, tarihi belli oldu mu ve İran katılacak mı? Henüz yeri ve tarihi belli değil. Yeni toplantının ama Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizi İran'ın bu sürece dahil olmasından memnuniyet duyarız. Son tahlilde Suriye sahasında da önemli bir aktördür İran. Dolayısıyla bu yani Suriye ile yürütülen Rusya arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere İran'ın bulunması bize göre katkı sağlar. Çünkü son tahlilde Suriye sahasından Türkiye'ye dönük terör tehditlerini ortadan kaldırmak, sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine, ülkelerine yani Suriye'ye güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlamak için yapacağımız müzakerelerde İran'ın bulunması da bu süreci rahatlatır, katkı sağlar. Biz bundan memnuniyet duyarız. Dışişleri bakanlarımız görüşüyorlar bir tarih üzerinde. Bu ay içerisinde olabilir ama henüz kesinleşmiş bir tarih ve yer söz konusu değil. Ama önümüzdeki haftalarda bu toplantının da gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Efendim Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkinde bir soru sormak istiyorum. Özellikle Avrupa'da son dönemde Ukrayna yönelik tank yardımları Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere gündemde. Hatta uçak vermeye hazır olan ülkeler var. Türkiye'nin bu yönde bir planı var mı? Biz bildiğiniz gibi savaşın başından beri bu savaşın kazananı olmaz diye Cumhurbaşkanımız açık bir şekilde ifade etti. Barışın da kaybedeni olmaz. Tabii ki toprakları işgale uğramış Ukrayna'nın nefsi müdafaa yaparak topraklarını işgalden kurtarmak için harekete geçmesi en doğal hakkıdır. Bu manada onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Fakat öte yandan savaşın yayılması, genişletilmesi ve uzatılması başka soruları da beraberinde getiriyor. Acaba bu sorunu çözmenin yolu bu mudur? Buradaki nihai oyun planı nedir? Bu soruları da sormamız gerekiyor. Biz baştan beri iki tarafı da bir araya getirmek için bildiğiniz gibi yoğun bir diplomatik mücadele verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Farklı düzeylerde ve şekillerde esir mübadelesinden tahıl sevkiyatına, Zaporojye nükleer bölgesinin güvence altına alınmasından savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelere kadar farklı alanlarda girişimlerimiz bugün de devam ediyor.
Bundan sonra da devam edecek. Ya biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla bu meseleyi hal yoluna koyacak bir yola girmelerini telkin ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Bu yönde de çaba sarf ediyoruz. Umarız savaşın işte önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde birinci yılına gireceğiz. Bu süre daha fazla uzamaz. Umarız daha fazla uzamaz. Savaş derinleşmez ve yaygınlaşmaz. Zaten şu ana kadar çok büyük bir yıkıma, binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Bundan sonra da dünyanın bütün çabasını, gayretini savaşın sonlandırılmasına ama adil, sürdürülebilir bir çözüm temelinde, yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliği temelinde bir savaşın sona ereceği plana doğru odaklanması gerektiği kanaatindeyiz. Yeni bir esir takası ya da yaralıların tahliyesi için yeni bir koridor oluşturulması gündemde olur mu efendim? Evet, bu gündemde konuşuyoruz. Farklı düzeylerde, farklı zaten bazı mübadeleler zaman zaman yapılıyor. Küçük çaplı, farklı şekillerde. Ama bu yönde girişimlerimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor. Biz bu konuda da yani somut bazı sonuçlar elde etmeyi arzu ediyoruz.